arkadaşlar. Denklem ve eşitsizlik ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü alt başlığımız faiz problemleri. Size ilk önce sorulara geçmeden önce özellikleri, kuralları vermek istedim. Dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar bankaya yatırılan parayı A, faiz oranı N, zamanı T, faiz getirisi F. Bu genel olarak bu harflerle biz bunu adlandırırız. Şimdi sorularda karşımıza çıktığında A liranın yıllık %N faiz oranıyla T yılda ne kadar faiz getirdiğini bu kuralla, T ayda ne kadar faiz getirdiğini bu kuralla, T güne ne kadar faiz getirdiğini bu kuralla hesaplayabiliriz. Bunları bilmem gerekir ki ben faiz problemlerini çözebileyim. Dikkat ettiyseniz üst kesrimiz neydi? Ana paramız, faiz oranımız ve zamanımızın çarpımından oluşuyor. Yıl derse 100'e bölüyorum, ay derse %12'yi çarparak bölüyorum, gün derse %360'ı çarparak bölüp böyle bulmuş oluyorum. Hemen örnek üzerinden bir bakalım. 480 lira parası olan bir kişi parasını bankaya yatırıyor. Bu kişinin %35'ten 1 yıllık faizi ne kadardır diye sormuş. Hemen yıllık faizi nasıl hesaplıyorum? Ana paramı yazıyorum. Faizimi yazıyorum. Zaten 1 yıl dediği için çarpı 1 deyip ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Bunu hesapladığımda sıfırlar birbirini götürmüş oluyor. 5'e bölüyorum. 48'e 7'yi çarpıp 2'ye böldüğümde de 168 TL geldiğini görüyoruz. Devam ediyorum. %44'ten 10 aylık faizini hesaplamam gerekiyorsa hep aynı işlem. 480 çarpı faiz oranı 44. Zaman 10 aylıkmış. Aylık dediği için 100 çarpı 12 diyorum. Bunu da hesaplayalım. Böldüğümde 10 gelmiş olur. Çarp şöyle böldüğümde 48 gelmiş olur. Şöyle böldüğümde 4 gelmiş olur. 44'te de 4'ü çarptığında 176 TL geldiğini görmüş oluyoruz. Devam ediyorum. %15'ten 20 günde hesaplamak gerekiyorsa 480 çarpı 15 çarpı 20 günlük dediği için 100 çarpı 360 diyorum. Şöyle sıfırlar beni rahatsız etti. Hemen siliyorum. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2, 2'yi 48'e böldüm 24, 72 burada da var, 36 da var. Sadeleştirirsem 4 lira gelmiş olduğunu görüyoruz. Evet, devam ediyorum. Son soru. 3500 TL'si 4 ayda 210 TL faiz getirdiğine göre bu paranın bankaya yıllık yüzde kaç faiz oranı ile yatırıldığını bulalım demiş. Arkadaşlar getirisi 210'muş. Faizi bana zaten vermiş. Ben şimdi faiz kuralını uyguluyorum. 3500 TL demiş. Ben ne kadar faiz faiz oranını bilmediğim için N diyorum. 4 ay dediği için çarpı 4 diyorum. Bölü 100 çarpı 12 deyip kuraldan biz bunu hemen hesaplıyoruz. Ne yapalım? Sıfırlar yine beni rahatsız etti. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 3 geldi. 3'ü hemen karşıya gönderip N'yi yalnız bırakmam gerekiyor. 210 çarpı 12. Yani sadeleştirme yapmadan da yapabiliriz. Böyle yapsak daha kolay olur sanki. 210 çarpı 12 bölü 35 çarpı 4 diyelim. Sadeleştirme iptal etmiş olalım. Hemen bunu nasıl yapalım? Şuradan 3 geldi. Gerçi yine aynısını yaptık. Buradan 6 geldi. 6 çarpı 3'ten 18. Demek ki benim faiz oranım %18'miş diyebiliriz.